İnsan sesi ve ses toplulukları. İnsanın çevresiyle iletişim ve etkileşiminde rol oynayan en önemli öge sestir. Akciğerlerimizden gelen hava gırtlağımızda bulunan ses tellerine çarpar ve sesimizi oluşturur. Çocukluktan ergenliğe geçişte sesimizde bir takım değişiklikler olur. Bu değişikliklerin yaşandığı döneme ses değişim dönemi denir. Gelin şimdi bir de bunu video üzerinden öğrenelim. İnsan sesinin oluşumu. İnsan, akciğerler, ses telleri ve ağzını kullanarak ses çıkarır. İnsanın sesi konuşmasına, şarkı söylemesine, mırıldanmasına, bağırmasına olanak verir. İnsan sesinin oluşması için akciğerlerden gelen hava soluk borusuna dolar ve buradan dışarı çıkar. Soluk borusunun üst bölümünde gırtlak yer alır. Gırtlağın sağ ve sol bölümlerinde 2 adet olan ses telleri nefes alıp verme esnasında yanlara doğru açılırken şarkı söyleme ve konuşma sırasında birbirine doğru yaklaşarak titreşirler. Sert lifleri andıran ses telleri tıpkı bir kemanın telleri gibi iş görür. Akciğerlerden gelen hava ile titreşir ve insan sesinin çıkmasını sağlar. İnsanlar gırtlak kasları, ağız, dudak ve dişlerinin yardımıyla bu sesleri sözcüklere dönüştürürler. Yodeling. Overtone singing. And beatboxing. Bilgi duvarı. İnsan sesi, kadın sesi ve erkek sesi olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca çocukların şarkı söyleme çağından 6-7 yaş, ergenlik çağına kadar gelişerek süren dönemdeki soprano ya da alto sesine çocuk sesi denir. Kadın sesleri. Soprano, mezzo soprano, alto. Soprano, ince kadın sesine verilen isimdir. Mezzo soprano, orta kalınlıktaki kadın sesine verilen isimdir. L'amour, l'amour, l'amour est tout.
alto, kalın kadın sesine verilen isimdir. Erkek sesleri: tenor, bariton, bas. Tenor, ince erkek sesine verilen isimdir. Bariton, orta kalınlıktaki erkek sesine verilen isimdir. Bas, kalın erkek sesine verilen isimdir. This old house once knew my children. This old house once knew my wife. This old house was a home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now as it trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't gonna need his house no longer. Ain't gonna need his house no more. Ain't got time to fix his shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges or to mend no window pane. Ain't gonna need house no longer. I'm getting ready to be the same. This old house is getting shaky. This old house is getting old. This old house lets in the rain. And this old house lets in the cold. On my knees am I getting chilly, but I feel no fear of pain. Cause I see an angel peeking through a broken window pane. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges or to mend no window pane. Ain't gonna need this house no longer. I'm getting ready to meet the same. İlgi duvarı. Bir müzik eserini seslendirmek üzere birleşmiş insan topluluğuna koro denir. Korolar sayısal oluşumu, ses türü, ses kapasitesi ve ses renkleri açısından dengeli, uyumlu, yaratıcı ses müziği topluluklarıdır. Korolar
yaş aralığına ve cinsiyete göre sınıflandırılır. Yaş aralığına göre korolar. Çocuk koroları, gençlik koroları, yetişkin koroları. Çocuk koroları. Ergenlik çağına girmemiş, genellikle 6-12 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu korolardır. Gençlik koroları. Ses değişim dönemini tamamlamış ve genellikle lise ve üniversite gençlerinden oluşan korolardır. Gençlik korolarında seslerin tınıları belirginleştiğinden soprano, tenor, alto ve bas şeklinde sesler ayrı gruplara ayrılabilirler. Yetişkin koroları. Yetişkin kadın ve erkek seslerinden oluşan korolardır. Bu korolar tek ve çok sesli müzik eserlerini seslendirirler. Cinsiyete göre korolar. Kadın koroları, erkek koroları, karma korolar. Kadın koroları. Sadece kadın seslerinden oluşan korolardır. Tek ve çok sesli müzik eserlerini seslendirirler. Thank you.
erkek koroları. Sadece erkek seslerinden oluşan korolardır. Tek ve çok sesli müzik eserlerini seslendirirler. Karma korolar. Kadın ve erkek seslerinden oluşan korolardır. Bu korolar tek sesli ve çok sesli eserler seslendirirler.